Dost Meclisi başlıyor. Önemli olan görünen değil, görünenden fazlasıdır. Odea Bank, finansal gücü, sağlam sermayesi ve uzman bankacılarıyla görünenden fazlası. Odea Bank. Güzel. Ya Fatih, bizim Esra'nın dişini kırmış. Ne? Bu şapşal Esra yüzü kalmış, tatlının içine koymuş. Esra da o tatlıyı yerken yüzüğü ısırmış. Oldu olacak kızın içeceğini atsaymış da boğulsaymış. Ay yok, tatlının içine koy, yok bardağın içine at. Bir de böyle gelirler arkadan gözünü falan kapatmaya kalkarlar. Çok klişe. Belgüs sana yüzük aldı. İçimden geldi. Hayat böyle hediye mi verilir? Ne bileyim, insan bir tatlının içine falan koyar. Ya. Çok güzel. İçinizden gelen her an için. Sensiz olmaz. Ama sıvı deterjan toz deterjan kadar güçlü değil sanmıştın. Ama oradan asla atlamaz da sanmıştın. Yani... Çamurlu ellerini ablasıyla hayır hayır temizlemez. Oyuncağına çorba içirmez. Mikseri kapağı açıkken çalıştırmaz. Ah, gitti her yer. En azından pembişi tatlıya zorlamaz sanmıştım. Onlar seni çok şaşırttı. Şimdi Omo sıvı da şaşırtacak. Omo sıvı leke çıkarmada toz deterjan kadar etkili. Üstelik toz deterjandan daha ekonomik. Omo, kirlenmek güzeldir. Dost Meclisi başlıyor. Pınar Hindi Fileto'yla tüm öğünlerin, yemeklerin, sofraların pek iyi. Mmm, yeni Pınar Hindi. Lezzeti pek iyi. Aşkına, daha canlı, daha yumuşak, daha ferah giysiler için Yumoş Ekstra. Değerli dostlar, hepinize güzel bir akşam diliyorum. Ben sizlerin verdiği isimle Sakıcalı Piyade, bayramın bu son gününde sizlerin karşısına gelebilmenin mutluluğu ile sizleri selamlıyorum. Her program öncesinde de olduğu gibi başta çok kıymetli hanımefendiler olmak üzere değerli büyüklerimin hürmetli ellerinden öpüyorum. Akranlarımı, kardeşlerimi, muhabbet duygularımla yine selamlıyorum. Güzel bir bayramı inşallah geride bıraktığımızı düşünüyorum. Kazasız belasız, huzur içerisinde bir üç gün yaşadık. Ve bayramın bu son saatlerinde de sizlerle günün karşımıza getirdiği gelişmeleri beraber yorumlayalım istedim. Beraber sizinle biraz hasbihal edelim istedim. Ama netice itibarıyla her program öncesinde de söylerim. Yani yorumlarınız, düşünceleriniz, görüşleriniz benim için de son derece önemli. İnşallah bu canlı yayını da sizleri mutlu edecek bir zaman dilimiyle sonlandırma şansına sahip olacağız diye düşünüyorum. Sizlerin de katkılarıyla. Bu arada değerli dostlarım, sağ olsun yorumlarını paylaşan, iyi yayınlar dileyen, iyi bayramlar dileyen herkese çok teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı almaya başladım.
Estağfurullah Serdar Başkan ellerinizden öpelim diyor ama estağfurullah başkanım olur mu öyle şey? Ben senin ellerinden öpüyorum. Belki şöyle bir gönül koyabilirsiniz. Ya bu bayramda aramamız gereken, aramak zorunda kendimizi hissettiğimiz insanlara gerçekten ulaşmakta problem çektik. Zaman zaman işlerin yoğunluğuna kendimizi kaptırdık ama zaman zaman da telefon hatlarında gerçekten çok enteresan sıkıntılar yaşadık. Akşam saatlerinde de saat 5 gibi yanılmıyorsam sevgili Yeşim Özçelik diyor ki seni arıyorum diyor telefon çalıyor açmıyorsun diyor. Ya diyorum telefon önünde duruyor çalmıyor ki sonra işte ben kendisini arayınca anca ulaşabildim ama Serdar Baba bir konuda haklısın. Büyüklerimize ulaşmamız konusunda bize evlatların galiba biraz savsakladığı bir 3 gün geçirdik. Onun için de hakkını helal ettiğim sana. Selim ablacığım sana da çok teşekkür ederim. İyi yayınlar temenniniz için herkese çok teşekkür ederim. Sevgili Faruk Mal Hatun, Dost Meclisi'nin yeni üyelerinden bir tanesi oldu. Aramıza hoş geldiniz Faruk Bey. İyi yayınlar kolay gelsin diyen Gül Akçıtan'ım ve Ayhan Zebek abime de teşekkür ediyorum. İnşallah dediğim gibi keyifli bir programa beraber imza atacağız bu akşam. Değerli dostlarım, dilerseniz önce ülke gündeminden başlayalım. Çünkü ülke gündeminde her zaman olduğu gibi baş sırada son 3 aydır olduğu gibi bu koronavirüsle mücadelede gelinen son aşama var. Sağlık Bakanlığı yine bu akşam saatlerine doğru verileri açıkladı ve verilere bakıldığında bugünkü test sayısının 19.853 olduğunu görüyoruz. Kıymetli büyüklerim, sevgili dostlarım. Vaka sayısına bakıldığında yine vaka sayısında gerçekten kayda değer bir azalış görüyoruz. 948 vaka sayısının olduğu bugün vefat eden vatandaşlarımızın sayısı 28'de kaldı. Her geçen gün bu rakamlar daha da düşüyor. Bundan dolayı da bir nebze daha yakın geçmişe nazaran daha huzurlu olduğumuzu ifade edebiliriz. İyileşen vatandaş sayımıza bakıldığında da 1492 vatandaşımızın bugün itibarıyla şifa bulduğunu bu rakamlardan öğrenme şansına sahip oluyoruz. Bu da yine mutluluğumuzu perçinleyen bir başka gelişme. Toplamda bugüne kadar Türkiye'de 1.873.607 test sayısı var önümüzdeki rakamlarda. Vaka sayısı ise yani bu hastalığa, bu virüse yakalanan vatandaşlarımızın sayısı 26 Mayıs itibarıyla 158.762 ve ne yazık ki 4.397 vatandaşımızı bu salgına karşı kaybettik. Hali hazırda da 739 vatandaşımız yoğun bakım ünitelerinde tedavi görmeye devam ediyorlar. Entübe hasta sayımızı da Sağlık Bakanlığı 338 olarak bildirdi bugün ve çok şükür 121.507 vatandaşımız da kıymetli büyüklerim şifa buldular. Allah'a çok şükür diyelim. Allah beterinden saklasın. Bunu da ev biriyle aşacağımızı biliyoruz. İnşallah o mutlu günler, o huzurlu günler yine bizlerle beraber olacaktır. Bu kadar emeği bıkmadan, usanmadan, bir an bile yorgunluk hissetmeden ortaya koyan Sağlık Bakanlığı'nın en baştakinden en alttakine ne kadar çalışanın ne kadar sorumlusu varsa hepsine gönülden teşekkür etmekte bizim boynumuzun borcu diye düşünelim. Şimdi değerli dostlarım günün getirdiği gelişmelere hep beraber bakalım isterseniz. Şimdi neticede hadi şöyle sizinle biraz sohbet edelim, biraz muhabbet edelim. Zindancılar Köyü haberini biraz başa alacaktım ama önce biz Cumhuriyet Halk Partisi'ne başlayalım. Kıymetli belediye başkanımızdan başlayalım. Belediye başkanımızı önümüzdeki cuma günü açık söylemek gerekirse önemli bir toplantı bekliyor. İşte o toplantıda bizim bugünkü programımızın manşet haberi olacak. Kıymetli dostlarım, açık söylemek gerekirse Karadeniz Ereğli Belediyesi son zamanlarda özellikle koronavirüsle mücadele kapsamında hani eğri oturup doğru konuşmak gerekirse önemli çalışmalar yapıyor. Allah var yukarıda. Yani hani yeterli olmasa da ne bileyim zamanlama açısından doğru bir zamanlama olmasa da bu tartışılır kişiden kişiye göre. Her şeye rağmen bir şeyler yapıldı.
Tek itiraz ettiğimiz yapılan her işin maalesef reklam aracı olarak kullanılmasıydı. Ama Karadeniz Ereğli Belediyesi gönül arzu ederdi ki bu son 2-3 aylık süre boyunca hep bu yaptıklarından dolayı anılabilse ve hep bu yaptıklarıyla, olumlu işleriyle, güzel çalışmalarıyla gündeme gelebilse. Ama ta koronavirüsle mücadelenin başladığı ilk günlerden itibaren Karadeniz Ereğli Belediyesi'nde enteresan şekilde bir mobbingi bizler de müşahede ediyoruz. Zaman zaman merkezine iniyoruz gelişmelerin. Zaman zaman uzaktan duyduklarımız ve gözlemlediklerimiz kadarıyla sizlere bu konularla ilgili bilgi ulaştırmaya çalışıyoruz. Yakın bir tarih öncesinde Karadeniz Ereğli Belediyesi'nde bazı personellerin iş hareketleri feshedildi. Gerekçesi oydu buydu, hep merak ettik. Yani işten çıkarılan insanların hangi gerekçelerle işten çıkarıldıklarını her fırsatta burada sorguladık. Değerli yönetici büyüklerimize bu konuyla ilgili sorularımızı yönelttik. Gelin görün ki 3 aydır bu konularla ilgili tek bir yanıt alamadık. Yakın zamana bakıldığında, yakın zaman öncesine bakıldığında bu kez de Karadeniz Ereğli Belediyesi hani bundan önce de taktik olarak sıkça görmeye alıştığımız bir yöntemi yeniden gündeme getirdi. O da şuydu, malumdur bazı belediyeler de bunu yaparlar. İşten çıkarılması düşünülen personeli önce başka birimlere kaydırırlar. Biz buna sürgün adı veririz. 15 dolayında İşletme İştirakler Müdürlüğü işçisi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne sürgün edildi. Bunun da gerekçelerini sorduk belediye başkanına ve belediye yönetenlere. Halihazırda her konuda yeri geldiğinde en ağır ifadeleri kullanarak laf yetiştirmeye bayılan değerli büyüklerimiz kendilerini ilgilendiren ve özellikle de kamuoyunun en çok merak ettiği bu konu başlıkları ile ilgili bugüne kadar zerre bir açıklama yapmadılar. Ne yazdırdılar, ne söylediler, ne dile getirdiler, ne ima ettiler. Tek kelime etmediler. Ama içeriden aldığımız bilgiler, yani belediyedeki kaynaklarımızdan aldığımız bilgiler şunu gösteriyor ki belediye başkanı kendisini bu sürgünlerin nedenini kim sorarsa sorsun, ister kendi partisinin yöneticileri, ister etrafındaki eş, dost, tanıdık, yakın çevresi. Muhtarım başkan her sorana aynı cevabı veriyor. İşte diyor temizlik işleri müdüründe gönderilen işçiler diyor hırsızlık yaptılar diyor. Efendim Ramazan kolileri diyor eksik diyor. Aralarında işte gönderilmesi gereken bu kolilerin gönderilmesi gereken evlerin büyük çoğunluğuna gönderilmedi deniyor. Sıcak aş gönderilmesi gereken evleri bunlar göndermemişler diyor. Yani belediye başkanı maalesef kıymetli yüzünün efsanesi her zaman yaptığı gibi bir kararı alıyor ama o kararın kendince en doğru gerekçesini ortaya koymak yerine yine insanlara iftira atıyor. Yine insanlara çamur atıyor. 3 ay önce de hatırlayacaksınız 2-3 insanın neden işlerinden atıldığını sorduğumuzda aralarında Yaşar Bayrak gibi işte Muhammed Kayacan gibi işçilere, temizlik personeli olan işçilere efendim işte İstanbul'dan gelen bir milletvekiliyle gizli kapılar arkasında buluşup toplantı yapıyorlar ve belediyedeki özel bilgileri basına serbest ediyorlar diye olur olmaz, yani ipe sapa gelmez, sokaktaki vatandaşın bile asla ve asla inanmayacağı iftiralar yöneltti onlarla ilgili olarak da. Şimdi geldiğimiz noktada hakikaten üzülüyorum. Bakın ben bir Cemal'i tanırım, o sürgün edilen kardeşlerimiz arasında. Özgür'ü tanırım. Efendim söyleyeyim, eski belediye başkanının kısa bir dönem yakın korumalığını yapan arkadaşımızı tanırım. Onun dışında Murat Gürdal'ı tanırım. Şimdi diğer arkadaşlarım beni affetsinler. Bu saydığım isimler kadar diğerlerini tanımayabilirim de. Ama hem bu saydığım isimler hem de bu saydığım isimler kadar yakından tanıyamadığım insanlar ya hırsızlık yapacak kişiler değil be. Yani yakışmıyor ya. Bir Karadeniz Ereğli Belediyesi gibi 1880 yılından bu yana dimdik ayakta durmuş bir belediyenin, bir kuruluşun işçileriyle ilgili bir karar alırken arkasına sığındığı gerekçe bence bu olmamalı. Şu mübarek Ramazan ayında gerçekten çok büyük günaha girdiler bu tür iftiraları atarak. Biz bu konuyla ilgili gerek toplum olarak gerek basın kuruluşları olarak gereken tepkiyi gösterdik ama hep de şunu söylüyordum. Ya Cumhuriyet Halk Partililer biz kendilerine an be an bazı gelişmelerle ilgili bilgi sahibi yapıyoruz da neden bunlar susuyorlar? Hatta bazı gazeteci arkadaşlarım da bizim programımıza da yazmışlardı. Çok iyi hatırlayacaksınız. Ya bu Cumhuriyet Halk Partileri neden susuyorlar? Eylem Ertuğrul sustukça
saygınlığını kaybediyor. Zonguldak'taki il başkanı ne yapıyor falan diye buraya da yazdılar insanlar. Şimdi ben o günlerde hani onların avukatı değilim ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerek il örgütünün gerekse ilçe örgütünün susmadığını, susmamaya özen gösterdiğini ve özellikle de son gelişmeler hakkında genel merkez yöneticileriyle, özellikle Seyit Torun'la, özellikle Oğuz Kansalıcı'yla, özellikle Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen isimlerle, Genel Başkan danışmanlarıyla sürekli istişare içerisinde olduklarını biliyor. Ve şunu açık yüreklikle söyleyeceğim. Son kalemi aldım köşe yazısında bunu ifade ettim. Yüzyılın efsanesini Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki geleceğini şekillendiren beklenmedik iki gelişme oldu. Yani onunla ilgili pek tahmin edilmeyen iki gelişme oldu. Bunlardan birisi elbette sosyal birçok olayın önünde böyle duvar gibi duran en önemli engel koronavirüsle mücadele. Arkasından da koronavirüsle mücadele kapsamında hala akıbetine ne olacağı belli olmayan Cumhuriyet Halk Partisi'nin olan kurultayı, büyük kurultayı. Dolayısıyla da bu iki süreç olmasaydı, şunu net söylüyorum, yani isten istediği kadar bu düşüncemin karşısında bir antitez üretebilirler. Ben yüzünün efsanesini Cumhuriyet Halk Partisi ile olan biyolojik ilişkisinin tamamen sona erdiğini net bir şekilde söyleyebilirim. Eğer şu anda genel merkezin önünde bu kurultay süreci olmasaydı ve genel merkezin aklı selim insanları kurultayı gerekçe göstererek ani kararlar alsaydı, bugüne bugün Karadeniz Ereğli Belediyesi'nin yönetimi Cumhuriyet Halk Partisi'nin elinde olmayacaktı. Çünkü kesin ihraç konusu haftalardır gündemde. Bir diğer açıdan da şöyle bir gerçek var. Ben de zaman zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin az önce de isimlerini verdiğim genel merkez yöneticileri başta olmak üzere çok saygın isimleriyle telefon görüşmesi yapıyorum. Onların da ısrarla söyledikleri bir gerçek var. Bizim yüzünün efsanesinin 20 küsur yıldır çok iyi becerdiği bir şey vardır. Bunu da mükemmel uygular. Gerçi son 20 senedir bunu ne zaman uygulasa bu memleketin insanları bunu yedi ama bundan sonra uyguladığında yerler mi onu bilemiyorum. Belediye başkanı her ortamda ne kadar haklı ya da ne kadar haksız olursa olsun kendisini mağdur ve mazlum olarak göstermeye bayılır. Bu sebeple de Cumhuriyet Halk Partisi'ni yöneten insanlar bu kez durumun böyle olmaması gerektiğine olan inançlarıyla ince elip sırt döküyorlar. Bunu da söyleyeyim. Çünkü her zaman yaptığını yapacak. Gördüğünüz gibi zaten beni bu partide istemiyorlardı. Bir bahanesini bulup beni partiden ihraç ettiler. Zaten bunun böyle olacağı belliydi diyecek. Yine gözyaşlarıyla, timsah gözyaşlarıyla, yine mağdur edebiyatıyla böyle bir ihraç kararı gündeme gelse o ihraç kararının da gerekçelerini kendi lehine çevirebilecek yetiye, melekeye ve iradeye sahip. Açıkçası genel merkez bunu da istemiyor. Ama genel merkez şu hamleyi de yapıyor. Onu ne söyleyeyim? Önümüzdeki cuma günü belediye başkanı makamında önemli bir toplantı var. Bu toplantıda bir ziyaret noktasında olacak bu toplantı. Kendisini en az 4 kişi ziyaret edecek. Bize ulaşan bilgiler şu yönde: İl Başkanı Murat Pulat ve bir il yöneticisi, ilçe başkanı Eylem Ertuğrul ve bir ilçe yöneticisi, belediye başkanıyla bu belediye ilgilendiren son konularla ilgili neler olup bittiği konusunda görüş alışverişi yapacaklar. Ve o toplantıdan, o görüşmeden elde edilen bilgilerle bir rapor hazırlayıp kendilerini mümkün olan en kısa süre içerisinde Ankara'da beklediğini defaatle dile getiren Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na iletecekler. Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun da İl Başkanı Pulat ve İlçe Başkanı Ertuğrul ile de bir araya geleceğine yönelik gerek il ve gerekse ilçe örgütlerine bilgi aktarıldığını da net bir şekilde ifade edeyim. Yani yüzünün efsanesiyle ilgili bugüne dair olan gelişmeler çok iç açıcı gelişmeler değil. Bir de işin enteresan tarafı şu. Şimdi elbette haklı olarak şunu söyleyeceksiniz. Ya oğlum bunlarla ilgili dayanan var mı? Ben dayanaksız konuşmam. Son iki günüm partinin il örgütünün muhterem bazı yöneticileri il örgütüne yakınıyla bilinen isimlerle istişare yaparak geçti. En fazla rahatsızlık verici nokta aynen bir birey olarak, sivil bir vatandaş olarak beni nasıl rahatsız ettiyse il yönetimini de çok rahatsız etti. Sayın Yüzünün efsanesine hali hazırda
kendi partisinin Zonguldak İl Örgütü Yönetim Kurulu üyesi olan Murat Gürdal'ın başarıyla sürdürdüğü Ereğli Limanı'ndaki görevinden alınıp temizlik işleri müdürüne neden sürgün edildiğiyle ilgili soru sorulduğunda maalesef yüzyılın efsanesi il yöneticilerine verdiği cevapta Murat Gürdal'ı tanımadığını bildirmiş. Yani ne diyeyim? Ben bu bilgiyi aldım da telefonla şu kulacıklarıma hakikaten inanamadım. Şaka yapıyor insanlar zannettim. Hani bu kadar da demez. Fakat net bilgi, saygıdeğer yüzyılın efsanesi Murat Gürdal'ı tanımadığını ifade etmiş. Ve bu ifadelerinde il başkanı Murat Pulat'ı çileden çıkardığını öğrendik biz de. Şimdi Murat Pulat, ben Zonguldak İl Örgütü Genel Kurul süreci öncesinde de kendisini burada yorumlarken bir gerçeğin altını çizmiştim. Ben Murat Pulat'ı 2004 yılından tanırım. Belki çok az bir dönem partide il örgütünde başkan olarak görev yaptı ama kararlarının arkasına dimdik duran, kararları alırken de yalpa yapmayan, dün dediğinin bugün aksini söylemeyen bir adamdır Murat Pulat. Ve ben belediye ile parti örgütleri arasındaki ilişkiler konusunda da Murat Pulat'ın sağduyusuna, öngörüsüne ve dik duruşuna bütün Cumhuriyet Halk Partilerinin ihtiyacı olduğunu ta o zamanlardan söyledim. Bunu net bir şekilde söyledim. Bunu elbette Eylem Ertuğrul kardeşimizden beklemek benim nazarımda da erken. Daha Eylem Bey'in daha biraz daha süre ihtiyacı var. Yani onu, yani bu cümleyi söylerken asla ve kata ilçe başkanını, il başkanının yanında küçümsemek veya onun kimliğini zedelemek anlamında söylemiyorum. Daha fazla tecrübe ihtiyacı var. Şu konuda da şu eleştiri yapan insanlara katılmama mümkün değil. Belediye başkanının ve ekibinin yaptıkları karşısında Karadeniz Ereğli ilçe başkanı susmaya devam ettikçe, herhangi bir cevap vermemeyi sürdürdükçe, üzülerek bunu söylüyorum, prestij kaybettiğine ben de inanmaya başladım. Çünkü insanlar il örgütü bunca olan bitene cevap vermeyince sanki yüzünün efsanesine karşı bu örgüt yöneticileri tırsıyor falan zannediyorlar. Aslında içlerinde olduğum için bir nebze durumun böyle olmadığını en az kendileri kadar biliyorum. Ama bunu sokaktaki her vatandaşa anlatabilmemiz çok zor. Şimdi karşımızda öyle bir belediye başkanı var ki ya çiçeği bunun da adam ilçe başkanlığı görevine geldi. Önce yalancı dedi. Ben önüme Kur'an'ı kendime getirsinler üstüne el basıp Allah'ın şehadeti önünde yemin ederim. Bu bazı medya organlarında Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanlığına gelir gelmez adamın hakkında FETÖ'cü iddialarının yer aldığı haberleri yayınlattıranların arkasında da kendisini durduğu üzerinde burada yemin ederim. Çünkü hiçbir gazeteci, bak açık söyleyeyim, hiçbir gazeteci derken kendimi şerefimle, anlamındakıyla onlardan dışarıda tutuyorum. Ama birkaç gazetecinin dışında hiçbir gazeteci böyle bir haberi, böyle bir iddiayı ortaya koyarken Muhterem Yüzyılın efsanesine icazet almadan o cümleleri yazmaz. Ama önceleri ben de saygıdeğer ilçe başkanı gibi düşünüyordum. Ya bu tür ilaç şeylere, bu tür çirkin şeylere ya cevap verip de bunları yüceltmenin ne manası var diyordum. Ama işte kazınaya bazen öyle olmuyor. İnsanlar siz cevap vermedikçe sükut ikrardan gelir mantığının doğru olduğuna kanaat getiriyor. Ben de buna üzülüyorum. Halbuki ne adamın, ne ilçe başkanının, ne onun yönetimindeki diğer arkadaşlarımızın, abi ablalarımızın şu belediye yönetimiyle bir kavga isteyen üslubu yok. Böyle bir tavrı yok. Ama işte halkın nazarında bu durum böyle değil. Halk diyor ki genel itibariyle bize gelen telefonlar, bize yapılan yorumlar buna işaret ediyor. Bu efsaneye cevap verilmedikçe ilçe başkanı prestij kaybediyor deniyor. İşte Murat Pulat'ın ilçe başkanında farkı bu. Murat Pulat adımları sağlam atıyor. Bir bilgiye göre de bu son gelişen olaylardan sonra Yüzyılın Efsanesi'ni bizzat telefonla aramış ve sert bir konuşma geçmiş aralarında Yüzyılın Efsanesi ve il başkanı arasında. Biz kavgadan yana değiliz. Zannetmeyin ki ben bunları söylerken, yani mutlaka ilçe örgütü Yüzyılın Efsanesi'nin de hak ettiği cevabı vermeli derken, elbette örgütle belediye yönetimi arasında bir kavga isteyen bir tarzla bunu söylemiyorum. Ama cevap verilmedikçe,
kamuoyuna bazı aydınlatıcı bilgiler nakledilmedikçe insanlar ilçe örgütünü suçlu hissediyorlar. Öyle algılıyorlar. Açıkçası bir kesimde, bir kesim partili de bunu hazmedemiyor. Şimdi Cuma günü yapılacak görüşmeyi açıkçası ben meraklı bekliyor muyum? Yok, meraklı beklemiyorum. Benim nazarımda il başkanını ve ilçe başkanını genel başkanlarıyla yapacakları Ankara'daki görüşme çok önemli. Genel merkezdeki toplantı furyası başlar başlamaz. Buradaki yöneticiler de Ankara'ya davet edilecekler. Bunun bilgisini de ben sizlerle paylaşayım. Ben sadece dik durulması taraftarıyım. İnsanlar dik durabilsinler. Ben bunu haftalarca söyledim. Birileri zannediyor ki seçim dönemlerinde kapılarından içeri giremedikleri için başkalarına yalvar yakar, salya sümük ağlayıp beni şununla görüştürür müsün diyen bir yerlere geldikten sonra da aynı insanlarla yeniden 10 dakikacık bir görüşme elde edebilmek için sepet sepet çilekli Ankara yollarına düşen insanlardan daha fazla görüşürüz biz oradaki insanlarla. Ve gönül rahatlığıyla şunu söylüyorum herkese. Zannetmeyin ki genel merkezdeki yöneticiler burada ne olup bitiyor hiçbir tanesinden haberleri yok. Tam tersi. Olan biten ne varsa çok iyi bir şekilde takip ediyorlar. Çok iyi bir şekilde analiz ediyorlar. Gerekli gördükleri takdirde gerek il gerekse ilçe yöneticileriyle de hiç zaman kaybetmeden istişareler yapılıyor. Ama derseniz ki bu adam akıllanır mı? Onun da ben yorumunu size bırakayım, oldu mu? Gelen yorumlar Hercai Seyitoğlu, teşekkür ediyorum güzel temenniniz için. Aşağılara doğru inelim. Halil Demircan, teşekkür ederim güzel temennin için. Efendim Hercai Seyitoğlu Bey'in yorumu. AKP'ye geçmesini diliyorum. Zira CHP yeterince zarar gördü. ANAP zihniyetiyle bu kadar demokratik olur. Ertuğrul Bey'e bu noktada güveniyoruz diyor yorumunda. Sema Mutlu'nun AK Parti'de böyle bir tahudülerin yeri yoktur. HDP'ye sürün, sizler ona ancak oraya layıktır diyor. Sedat Öztürk iyi yayınlar diliyor. Teşekkür ederim. İyi, nice sağlıklı bayramlar diliyor. Ben de katılıyorum temennine. Aynen öyle. Selahattin Hanım, üslubunuza dikkat edin demiş Serdar Özbek abi. Senacığım istersen o yorumu sil. Bence de. Ben yani okumuş oldum ama sen güzel kardeşim. Sen çok hanımefendi bir arkadaşımsın benim. Sen büyüklüğünü yap. Dost Meclisi'nin bir üyesi olarak Semih Hanım'ın yorumunun hadsiz ve alçaltıcı bulurum, lütfen gerekeni yapın diye beni uyarmış Serdar abi. Semih Mutlu, cenneti garantilemiş gibi konuşuyorsunuz. Tanımadığınız insanlara lakap takmak yalnızca sizin partinizde bulunur diyor. Neyse siz aranızda lütfen şey yapmayın, yine de takışmayın. Semih'cim bir noktada büyüklerim haklı, yani bize yakışmaz bu tür ifadeler. Eleştirelim, eleştiri her zaman güzeldir. Ben tahudu diye okudum ama Yahudi mi demek istedim onu da bilemiyorum. Yani hakkınızı helal edin. CHP'deki son durum bu. Belediye başkanımızı ilgilendiren son durum bu. Bakalım Cuma günü neler olacak? Hep beraber göreceğiz. Ama liste kabarık. Onu söyleyeyim size. Yarın bugün amacım belediyedeki çalışan kardeşlerimi, işçi kardeşlerimi huzursuz etmek değil. Asla değil. Ama hani bir zaman gazinonun birisine gidip kafayı çekip hesap geldiğinde o sarhoş kafayla ben başkan danışmanıyım, ne hesabı diye ortalık kasıp kavuran bir abimiz var ya, onun elinde bir liste var. O listenin işten atılacaklar listesi olarak bildiğimiz o listenin yürürlüğe konmaması adına bir birey olarak üzerimize altın ne varsa biz yerine getirmeye devam edeceğiz. Oradaki çocuklar hepimizin çocukları. Oradaki çocuklar. Bırakın onlar bizi sevmesinler. Ama onlar hepsi bizim çocuklarımız. Hayat böyle bir şey. Daha işte dün Cemal gibi güzel kardeşlerim bizim programımızda Yüzünün Efsanesini uyarırlarken veya düzeltiyorum, Yüzünün Efsanesini överlerken ve bizi uyarırlarken, ona toz kondurmaz derken, bugün o arkadaşlarımıza bir sahip çıkmak zorunda kalıyoruz. Ve maalesef Yüzünün Efsanesi kendilerini bir baba gibi seven bu çocuklar için hırsız diyebiliyor. Çok çok üzücü. Gerçek anlamda çok üzücü. Ben yakıştıramıyorum ama yakıştırabilen birisi de varsa, bana yorum atarlarsa da sevinirim, ne diyeyim.
Yani onun lehine olan yorumlara da gerçek anlamda bunu söylüyorum. Okumak isterim. Sizinle paylaşmak isterim. Şimdi kıymetli dostlarım, bu özel haberi verdim. Yani pardon, bu manşet haberi verdim. Bir de size bir özel haber sunacağım şimdi. Evet, bu da bizim özel haberimiz. Aslında hani gönül arzu ederdi ki bu tür haberleri hiç vermeyeyim. Ama maalesef haber olunca vermek. Kıymetli dostlarım, ekranın kenarında gördüğünüz yer Zindancılar Köyü. Bayram öncesindeki son programımızda Zindancılar Köyü'ndeki bir sıkıntıyı hasbelkader burada dile getirmiş olduk, anlatmış olduk. Bu arada görüntünün sesini birazcık daha kısıyorum, bilhassa kısıyorum. Çünkü barışmalar sırasında ağızlarından çıkan bazı nahoş hadiseler, nahoş hadise olarak kabul edilebilecek ifadenin yer aldığı cümleler var. Şimdi o görüntülerin ne anlama geldiğini anlatacağım size. Birkaç gün kadar önce kıymetli büyüklerim, Zindancılar Köyü'nde bir vatandaşımızın traktörle içme suyu borularını patlatması sonrası bir sıkıntının hasıl olduğu söylendi. Ve kanalizasyon sularının, yani lağım sularının, bu kelimeyi kullanmayı hiç sevmiyorum ama, lağım sularının köy halkının içme suyuna karıştığı ve yaklaşık 2 haftadır köy halkının başına musallat olan bu bela karşısında muhtar Ahmet Sezer'in hiçbir şey yapmadığı iddia edildi. Arada zaman geçti ve insanlar bir bir, çoluk çocuk, kadın erkek hastanelere taşınmaya başladılar çeşitli şikayetler vasıtasıyla. Kimi karın ağrısı şikayetiyle gitti, kimi şiddetli acı sonrası gitti. Ve konu bir şekilde bizim gündemimize geldi. Dün de kendisine çok teşekkür ediyorum. Ben çünkü gazeteci arkadaşlarıma Arife Günkü programımıza bir çağrıda bulunmuştum. Arkadaşlar ne olur, Zindancılar Köyü de diğer köylerin olduğu gibi bizim köyümüz. Orada yaşanan bir sorun hepimizin sorunu sayılır. Lütfen bu konuya sizler de el atın diye çağrıda bulunmuştum. Gazeteci kardeşim Sina Çıladır da dünkü programında bu konuyu gündemine aldı. Onun için de kendisine çok teşekkür ediyorum. Ve biz yetkilileri uyardık. Sadece yetkileri değil, Sağlık Grup Başkanlığı yetkilerini de uyardık. Burada eğer bir sıkıntı varsa, içme suyuna lağım suyu karışmışsa, daha kötü sonuçlara sebebiyet verilmeden önce burada ne gerekiyorsa yapılsın dedik. Biz yetkililerden olumlu işler beklerken dün köy karıştı. Akşam saatleriydi. Bu görüntüler elimize geçti. Şimdi bu görüntülerin müsebbibi, bir iddiaya göre, hani ben karşı tarafın iddiası diye olaya lanse edeyim, bu gelişmelerin basın kuruluşlarına servis edilmesine zemin hazırlayan bir ailenin bireyleri ile muhtar Ahmet Sezer'in aile bireylerinin bir tartışması bu. Jandarmanın müdahalesiyle çok fazla büyümeden yatıştırılmış bir kavga. Kavga şöyle başlamış, değerli dostlarım. Dün bir ailenin evli olan ve evi başka bir yerleşim biriminde olan evladı köye geliyor ve ziyaret için geldiği köyde aracını muhtar beyin evinin önüne bırakıyor. Birkaç dakika sonra da muhtar beyin küçük oğlu kendi evinden geliyor traktörüyle ve evinin önünde park eden aracın sıfır şeklinde arkasına park ediyor. Yani aracı çıkarmamak adına böyle bir park yapıyor. Ardından da aracın sahibiyle traktörün sahibinin eşleri birbirleriyle WhatsApp'ta yazışıyorlar. Ben de şöyle hani tam okuyayım da, ama ekranlara getirmeyeceğim WhatsApp görüşmesini. Şimdi aracın sahibi olan vatandaşımızın hanımı muhtarın gelinine şöyle yazıyor. Yani eşim işe gidecek gece.
Yani traktörü orada çekerseniz seviniriz babında. Kendisine muhtarın kendi cevap veriyor. Bu köyde bizden kime ne zaman fayda gelmiş ki? Yani ironi yapıyor. Bu köyde onu kullanacak insan çok da, biz herkese kötülük ettiğimiz için iyiliğimizin dokunmadığından kimse o traktörü alıp da senin kocanı işe gitsin istemez. Yani düşünmezler, anlatabildim mi? Face yazılsın, yazın. Deyin ki Ahmet Sezen'in oğlu arabamın çıkmasına engel oldu diye. O zaman harekete geçilir, gazeteye verilir, her şey yapılır. Çünkü bizim kimseye bir faydamız dokunmadı şimdiye kadar diye ironi dolu bir ifade kullanıyor. Buna da aracın sahibinin hanımı şöyle cevap veriyor. Yazdıklarından anlıyorum ki o araç oraya kasıtlı olarak konulmuş. Yani traktör oraya kasıtlı olarak konulmuş. Sana bu yazdıklarını gerçekten hiç yakıştıramadım. Bu yazılara muhatabı ben değilim. Uzatmaya gerek bile yok. Aracı oradan alacak mısınız? Son kez soruyorum deyince de muhtarın gelini, dedim ya ben araç kullanmayı bilmiyorum diye cevap veriyor. Vatandaş da tamam o zaman diyor. Alacak kimse yoksa traktörü, ben jandarma bir çekiciyi arıyorum. Madem onlar yardımcı olur deyince, yani jandarmayı ve çekiciyi arıyorum deyince gelin hanım, muhtarın gelini durumu eşine falan bildiriyor galiba. Ortalık böyle gerginleşiyor. Dediğim gibi jandarma devreye giriyor. Şimdi Allah var. Ben kimsenin bu tür nahoş hadiselerden dolayı zarar görmesini istemem. Bu yaşanan olayların daha fazla büyümemesi adına en fazla mücadele gösteren kişinin de muhtar Ahmet Sezer olduğunu söylüyorlar. Onun için de muhtara bu olayları büyümesini engellediği için de teşekkür ediyorum. Ama bunlar hoş şeyler değil. Şimdi ben şunu anlamakta zorluk çekiyorum. Köyde iki haftadır insanlar iddiaya göre lağım karışan suyu içmek zorundalar. Muhtar da Sina kardeşime yaptığı açıklamada diyor ki tedbir amaçlı olarak gerekli çalışmalar yapılacak, tahlil sonuçlara gelene kadar efendime söyleyeyim bu sudan içme suyu olarak kullanmayın, yemeklerinizi bu suyla yapmayın diye Sina kardeşi uyarı yapıyor da ya bak bir şey anlamıyorum. Bu tür haberlerin sizin köyünüzde yaşanmış bir olay olduktan sonra basına yansıması neden sizi bu kadar rahatsız etti, ben bunu anlayamadım. Niye rahatsız oldunuz? Daha ben sizin yanınızda olsam daha mutlu olurum. Derim ki Ereğli'de bak hiç değilse birkaç tane basın kuruluşu bizim köyümüzün sorunuyla ilgileniyorlar diye ben mutlu olurum ya. Ne oldu size kimse şey demiyor ki. Muhtar gitti su borusunu patlattı. Muhtarın oğlu traktörlü su borularını ezdi falan diyor mu size kimse? Bir şekilde içme suyunun geldiği su borusu patlamış arkadaş. Bu her mahallede olur, her köyde olur. Yani bunu böyle sokaklarda gecenin bir yarısı, mübarek bayramın ikinci gününün gecesi sokaklarda anarşi estirerek halletmek ne kazandırır insanlara? Sizin daha mutlu olmanız lazım. Sizin daha övünmeniz lazım. Köyünüze insanlar değer veriyor diye sizin daha bundan mutluluk duymanız lazım, gurur duymanız lazım. Demek ki bir bok var bu işin içinde. Kusura bakmasın ablalarım ama demek ki bu işin içinde bir bok var. Bu kadar rahatsız oluyorsunuz. Şimdi biz rahatsız oluyoruz evde yaşayan insanlar olarak. Neden? Çünkü oradaki her vatandaş bizim vatandaşımız. Karnı ağrıdığı için bile hastaneye götürülen her çocuk bizim çocuğumuz. Biz ondan dolayı bunu haber yapıyoruz. Yoksa sizi sokakta görsek tanımayız ya. Hani kaba bir tabir olacak ama yarın bir gün olur da kimsiniz deriz size. Ama niye bu kadar rahatsızsınız? Yani şu Gelin Hanım'ın yazdığı cümle. Hayret ettim ya. Efendim işte bunu da gönderin, bunu da Facebook'a, bunu da basına verin. Ha insanlar sizden şey alırlar, icazet alırlar. Neye basına verecekler, neye vermeyecekler. Ne çok enteresan. Yani muhtarım bak, ben tekrar söyleyeyim. Benim nazarımda bütün muhtarlarımız değerli insanlardır. Ben bazılarını hep eleştiririm. Muhtarlık makamını siyasetin arka bahçesi haline getiren muhtarlarla işim olmaz. Asla olmaz. O muhtarları sevmem. Benim için muhtar köyünün ve mahallesinin cumhurbaşkanı gibi çalışan, yeri geldiğinde alın terini, yeri geldiğinde de maneviyatını oyunu aldığı insanlardan esirgemeyen muhtardır. Ben o muhtarın önünde her zaman saygıyla eğilirim. Ama siyasetin arka bahçesi olan muhtarlara da asla saygı göstermem. Umurumda da olmazlar. Ama şimdi hani sana saygı duymak istiyorum. Ben senden isterim ki yani evet köyümüzde böyle bir sorun var. Bak ne güzel Sina'ya açıklama yapmışsın. Efendim
Gerekli su tahlillerinin yapılabilmesi için örnekler alınmış falan filan. Tamam güzel. Bu ne? Bu ne? Ya korkma muhtarım. Kimse sana içme suyunun içerisine gittin, işedin falan demiyor ki. O boruları sen patlattın falan demiyor. Olur bu, kazadır bu. Ama eğer denildiği gibi iki haftadan fazla bir süredir. Eğer bu insanlar bu olay gizlendiği için lağım karışan su içmek zorunda kalmışlarsa seni ayıplarım. Sen kolay kolay bu vebanın altından kalkamazsın. Öyle yok. Senin derhal bu olayı öğrenir öğrenmez bilgi alır almaz gerekli idari makamı uyarman lazımdı. Derhal uyarman lazım. Onun için biz açık söyleyeyim orada sudan numune alınması falan gayet olumlu gelişmeler, önemli gelişmeler. Ama seninle ilgili tez zamanda idari soruşturmanın da yapılması gerekiyor kıymetli muhtar. Tez zamanda. Kaymakamlığın mutlaka bu olaya el atması gerekiyor. İl özel idarenin mutlaka bu olaya el atması gerekiyor. Senin bu konuyla ilgili bir hesap vermen gerekiyor. Eğer bu kadar rahatsız olmuşsanız siz, bu kadar sıkıntı olmuşsa, bayram seyran demeden, gece, karanlık, gündüz, sabah demeden, siz insanların evine gidip kavga etmek gereğini bile hissetmişseniz, bu işte bir şeyler var. Tam çözemedim. Sadece böyle bırakayım. Ama dediğim gibi kıymetli muhtarım, yani sana bu olayların pek de yakıştığını söyleyemem bunda. Gerçekten söyleyemem. İnşallah hiçbir köyümüzde, hiçbir mahallemizde böyle benimsemediğimiz şeyler olmaz diye de konuyu kapatayım. Arada bir mesajlara da bakıyorum. Gözümden kaçan herhangi bir mesaj var mı diye. Semih kardeşim cevap vermiş galiba. Sedat Öztürk'e. Onu şöyle aşağı doğru aldım. Bazı yorumları okumayınca da insanlar gönül koyabiliyorlar. Çok fazla yorum gelmemiş. Şimdi de günün getirdiği diğer gelişmeler neler diye şöyle bir beraber sizinle tur yapalım. Neler olup bitmiş diye özellikle hep söylüyorum koronavirüs mücadelesi söz konusu olduğunda elimizden geldiği kadar Sağlık Bakanlığı'ndan ve Sağlık Bakanlığı'nın ilgili bilimlerinden gelmesi muhtemel haberlere odaklanıyoruz. Yine söylüyorum programımızın başında paylaştığımız bilgilerden dolayı da son derece huzurluyuz. Gerek vaka sayısı gerekse de vefat eden vatandaşlarımızın sayısında yaşanan düşüşler bizim için de fevkalade önemli diyelim. Şimdi günün getirdiği haberlere bakıldığında bu COVID-19 ile ilgili bugünlerde en çok tartışılan konuların bir tanesi de iş hukuku. Yani bakın aylardır çeşitli gerekçelerden dolayı işlerine gidemeyen, çalışamayan, maaş alamayan, bazılarında ise ücretsiz izne çıkarıldık diye iş yerlerinden uzak tutulan çok sayıda işçi kardeşimiz var. Bunlarla ilgili ne bekleniyor? İş hukuku yüz binlerce işçiyle ilgili hangi bilgileri veriyor? Bu çok önemliydi ve bununla ilgili sağ olsun Zonguldak Barosu'nun en genç avukatlarından aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi Ereğli İç Örgütü Yönetim Kurulu üyesi başkan yardımcılarından sevgili Canberk Balcı önemli bir açıklama yaptı. Şimdi soru cevap olarak ben de bunu sizlerle paylaşayım. Mesela COVID-19 salgını kapsamında ücretsiz izin uygulaması nasıl olmalıdır sorusuna hukuk diliyle verilen cevap şöyle. Ücretsiz izin uygulaması 4857 sayılı iş kanununun madde 22 kapsamında çalışma sürelerinde esaslı değişiklik olarak kabul ediliyor diyor sevgili Balcı. İlgili bildirimin akabinde çalışanlar 6 iş günü içinde ücretsiz izin uygulamasını kabul edebilirler ya da reddedebilirler. Eğer çalışanlar yazılı bir cevapta bulunmazlarsa ücretsiz izin uygulamasına ilişkin bildirimi reddetmiş sayılırlar. Yani işverenin bir işçi kardeşimizi ücretsiz izinli gösterebilmesi için öncelikle çalışan herkesin yazılı bir beyanla
ücretsiz izni kabul ettiğini bildirmelere gerekiyormuş. Bakın bu çok önemli. Çalışanın ücretsiz izin uygulamasına ilişkin teklifi reddetmesi halinde ise işveren değişikliğin geçerli bir nedene dayandığını yazılı olarak açıklayarak ve bildirim süresine uyarak iş sözleşmesini feshedebilir diyor. Ama işte risk bu. O da sözleşmeyi feshedebilir. Covid-19 sebebiyle işleri azalan işveren çalışanlarının ücretini azaltabilecek mi? Yani örneğin ben sana asgari ücret veriyordum salgından önce. Şimdi 1500 lira vereceğim diyebilir mi? Salgın gerekçesi söz konusu olmuş olsa dahi çalışanların ücretinde azalma söz konusu olacaksa muhakkak çalışanlardan yine yazılı onay alınması gerekiyormuş. Bunu da sizlere söyleyelim. Eğer yazılı onayınız olmazsa işveren sizin maaşınızda indirime gidemiyor. Yıllık ücretli izin hakkı bulunmayan çalışanlara avans izin uygulaması yapılabilir mi? Bir diğer soru bu. Yıllık izin hakkı bulunmayan çalışanlara gelecek yıllardaki izinlerinin avans olarak kullandırılmasına ilişkin engelleyici bir düzenleme olmadığını söylüyor sevgili Canberk Balcı. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin de bu düzenlemeyi esas alarak yıllık izinlerin avans olarak kullandırılmasına ilişkin görüşlerinin mevcut olduğunu söylüyor. Bir bölümü 10 günden aşağı olmamak üzere bölümler halinde avans izin kullandırılabilirmiş. Covid-19 sebebiyle mevsimlik çalışan işçilerin iş sözleşmeleri nasıl değerlendirilecek? En önemli konulardan bir tanesi bu. 4857 sayılı iş kanununun 40. maddesi gelince bekleme süresi sayılan ilk bir haftada işveren yarım ücret ödemekle yükümlü. Sonrasında ise iş sözleşmesi askıda olacağından işverenin ücret ödeme yükümlülüğü ve ayrıca çalışanın da iş görme yükümlülüğü söz konusu olmayacak. İşverenlerin çoğu faaliyetlerine devam edemeyeceği için iş yerleri kapalı tutulabilecek. Mevsimlik işçi çalıştıran iş yerlerinden bahsedilirken. Bir soruya daha biz bakalım. Bir soruya da kısa çalışma ödeneğine başvuru yapmadan önce çalışanın onayı alınmalı mıdır? Bir önemli soruydu bu. Kısa çalışma ödeneği başvurusunun yapılabilmesi için çalışanlardan herhangi bir onay alınmasına gerek yoktur diyor sevgili Canberk Balcı. Bakın bu önemli konuyu sizlerden istirham ediyorum. sakıncalapiyada.com'da ayrıntılarıyla okuyun. Bilgi sahibi olun. İşveren olarak da okuyun. İşçi olarak da okuyun. Netice itibarıyla doğru neyse hukuk kitabında, hukuk literatüründe bu konularla ilgili doğru neyse biz doğruları paylaşalım insanlarla. Yoksa kimse ezbere nasıl olsa başkaları da öyle yapıyor diye çalışanını zorunlu izne ayırmasın. Ayıramadığı, izne ayıramadığı işçisinin maaşında kesintiye gitmesin. Bunu yapmayı düşünüyorsa dahi insanlar hukuki dayanakları sağlam olsun. Lütfen bu yazıyı okuyunuz. Kızılay Bayramı'nda da boş durmadı değerli dostlar. Bugün de İş Bankası'nın önünde böyle fotoğrafta gösteriyorum size. Konuşlandılar Kızılay Zonguldak İl Başkanlığı'nın kan aracıyla, kan bağışı kampanyasını yaptıkları araçla ve Yaşar Ciğer bayramın 3. gün olmasına ve sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına rağmen yine de bahisever vatandaşların kan bağışı yaptıklarını söyledi. Bugün yaptığı yazılı açıklamayla. Kan bağışı kampanyası yarın da devam edecek. Onu da hatırlatalım. Yarın aynı yerde saat 11 ile 18 arasında yaklaşık 7 saat İş Bankası'nın önünde Kızılay Karadeniz Ereğli Şube Başkanlığı tarafından kan bağışı kampanyasının ikinci günü gerçekleştirilmiş olacak. Hani bağış yapmayı seven vatandaşlarımız için de bizler hatırlatalım. Bakın değerli dostlar. Alt yazımızı da ifade ettik. Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında gelinen son nokta gayet iyi. Ama şimdi Mehmet Öztürk aramızda mı bilmiyorum. Az önce ismini gördüm. Mehmet Öztürk, Sina Çıladır, Cahit Akman gibi Alaplı'yı iyi takip eden gazeteciler Alaplı halkını çok uyardılar. Çok. Çok uyardılar. Etmen eylemen dediler. Bakın etrafınızdaki örnekleri iyi bakın dediler. Sizin bu saatlerde gece, gündüz, sabah, akşam bu sokaklarda ne işiniz var dediler. Aylarca bunu söyledi insanlar. Ama Alaplılar maalesef bir türlü doğru yolu görmediler, bulamadılar. Ve Alaplı'da endişeli bekleyiş. İlk haberimizin başlığı bu. Alaplı Kaymakamlığından yapılan bugünkü en önemli açıklama şuydu. Alaplı'nın en önemli işletmelerinden bir tanesi biliyorsunuz Dinarsu Akal İplik Fabrikası ve Akal İplik Fabrikası'nı çalışanlarına ve ailelerine yönelik 1 Haziran'a kadar sokağa çıkma kısıtlaması kararı alındı. Yani bir nevi
karantina uygulaması alındı. Bütün çalışanlara, aksi davranışta bulunan işçi ve ailelerine 3200 lira para cezası uygulanacak. Sağlık açısından belirtilen kurallara uyulması gerektiğini kaymakamlık bugün önemli bir açıklama başlığıyla duyurdu. Ve bunun yanı sıra Alaplı'da, komşu ilçede vaka sayısı 20 oldu değerli dostlar. Bu da aslında en çok endişe verici gelişme bu. İlçe Sağlık Kurulu ekipleri bu süreç içerisinde Akal fabrikasında gerekli denetimleri yapmaya devam edecekler. Bu bilgi verildi. İlk COVID-19 pozitif vakası 20 Mart'ta tespit edilmişti Alaplı'da ve kesinleşen pozitif vaka sayısı da 88'e yükseldi. Bir anda 20 arttı. Onun için de Şeşen Olazman da geldi sağ olsun. O da çok uyardı Alaplılı vatandaşlarımızı programlarında. Ama biz Alaplı'daki insanlara anlatamadık bu durumu. Maalesef anlatamadık. Şimdi 88 vakası var ilçenin. Allah yardımcısı olsun herkesin. Bir de şimdi sanırım Zonguldak ilçelerinin birbirleriyle arasındaki gidiş gelişler de serbestleşecek. Aman diyelim biz. Yani eşeğe sağlam kazığa bağlamak diye bir ifade vardır ya, atalarımızdan bize kalan. Eşeğe sağlam kazığa bağlamak lazım. Alaplı'ya gidişlerde bin düşünüp bir karar vermek lazım. Alaplı'daki vatandaşlarımızın da mümkün mertebe ilçelerini terk etmemesinde fayda var. Fayda mülaza ediyorum ben haddim olmayarak. Her ne kadar sokağa çıkma kısıtlaması birkaç saat sonra bitecek de olsa, her şeye rağmen insanlar kendi sorumluluklarını kendi omuzlarına kendileri alsınlar. Bir nebze de tedbir elden bırakmasınlar diyorum. Bari aylardır bu uyarıları dikkate almadınız. Hiç değilse yarın alın. Şimdi Mehmet abi 120 diyor, pardon. Gözümü takın Cancıgül. 120 doğrudur. Şimdi insan üzülüyor abi. Sevgili ablalarım. Çok uyarıldı. Alaplı halkı çok uyarıldı. Maalesef. Şimdi Alaplı bizim komşu ilçemiz. Orada meydana gelecek herhangi bir kötü olay, herhangi bir kötü durum elbette Ereğli olarak hem bizi de sirayet edecek, hem bizi de üzecek. Lütfen diyoruz ya. Başka bir şey diyemiyoruz. Lütfen. Hiç değilse şu saatten sonra birazcık daha bir parça daha kendi sağlığınıza ilgi gösterin, olur mu? Kendi sağlığınıza. Kıymetli büyüklerim, bugün de hasbelkader gerek kendi gündemimize dair, gerekse de Karadeniz Edebi Yöresi'nin konuştuğu, değerlendirdiği, kendi dünyasına yorumladığı gelişmeleri sizinle beraber karşılıklı konuşabilmek adına huzurlarınıza geldim. Ayırdığınız vakit için hepinize çok teşekkür ediyorum. Valla bayram seyran demiyorsunuz, Arife öncesi demiyorsunuz. Her ortamda gereken ilginin fazlasını gösteriyorsunuz. Hepinize medyunu şükranım. Gönlümden hep aynı şeyler geçiyor. Keşke ben karşınıza geldiğimde sizlere güzel haberler verebilsem. Sizleri hep böyle mutlu edecek haberler verebilsem. Ya Allah'tan inanın başka bir dileğim yok ama olmuyor. Maalesef olmuyor. İnşallah yarınlar Mevla'nın üzerimizdeki belalara karşı bizleri devayla müjdelendirdiği günler olur. İnşallah hastalıklarımıza tek tek şifa bulacağımız günleri hep beraber yaşarız. Şu salgından tamamen inşallah kurtulacağımız günler yakındır. Hep bizi yönetenlere güvendik. Bu salgınla mücadelenin başladığı ilk günden bu yana hep bizi yöneten insanlara güvendik. Güvencimizle de mahcup olmadığımızı düşünüyorum. Onların bize karşı mahcubiyet yaşamadıklarını düşünüyorum. Allah devletimizden razı olsun. Eksikleri var, yanlışları, hataları var. Var, olacaktır da. Ama bu salgınla mücadelede devlet milletiyle el ele vererek güzel işler yaptı diye tezahür ediyorum. Bazı tabi komplo teorileri de var üzerinde durulan. Bazı kesimler bu vaka sayılarının gerçeği yansıtmadığını, ölüm sayılarının gerçeği yansıtmadığını iddia edip duruyorlar. Valla biz her konuda olduğu gibi bu konuda da devletimize güvenmek durumundayız. Güvenelim. Elimizde kesin böyle devletimizi eleştirecek,
kaydeder net deliller olmadıkça biz bizi iyi niyetle yönettiklerine inandığımız hiç değilse sağlık çalışanlarını, Sağlık Bakanlığı yöneticilerini her daim desteklemeliyiz diye düşünüyorum. Yarın ola hayrola bayram sonrasındaki ilk günler biraz zorlu olur. Sendromlu geçer, sorunlu geçer, problemli geçer. Ben o sorunu ve problemi hiç yaşamadım. Çünkü Arife günü de dahil, bayramın 3 günü de dahil elimden geldiği kadar burada çalıştım. Montajıydı, kurgusuydu, dizgisiydi, editiydi derken zamanım çalışmakla geçti. Vallahi bu program biter. Gene benim evime gidişim ya 1 olur ya 1,5 olur. Ama hep aynı şeyi söylemeye devam edeceğiz. Yeter ki güzel olaylar olsun şu güzel memlekette. Bizler de güzel insanlara, onların güzel gönüllerine o güzel haberlerini akşedelim. Değerli dostlarım, yarın ola hayrola. Yarın saat 21 sularında yeniden karşınıza geleceğiz. Yeniden inşallah beraber hasbihal edeceğiz. Süreççilisan ettiysek affola. Sizleri Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum efendim. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Gibi yumuşacık büyüleyici tadıyla Lipton Signature Series Soft Cashmere. Değişir. İşte bu yüzden hep yanımda ebebek. Tina! Sütten gelen kalsiyum, protein ve D vitamini çilek lezzetiyle içimin oda buluştu. Afiyetle. Kendiyle gurur duysun, bırak hayata hazır ol.
Anne sütündeki prebiyotikler bebeğinizin bağışıklık sistemini destekler. Böylece bebeğiniz hayata hazır olur. Anne sütünden sonra yeni Aptamil içerisindeki patentli prebiyotik lifler sayesinde bebeğinizin bağışıklık sistemini destekler. Bırak hayata hazır olsun. Kadife gibi yumuşacık, büyüleyici tadıyla Lipton Signature Series Soft Cashmere. Feri ne kadar güçlü? Gelin küçük bir deneyle test edelim. Funda yağ kaldırma teknolojisiyle yeni Feri'yi, Defne ise rakip markayı test edecek. Hazır, çalkala. Çalkala, çalkala. Feri'nin en büyük yeniliği yağ kaldırma teknolojisi. Sadece çalkaladığınızda bile harikalar yaratıyorsa bir de bulaşık yıkarken düşünün. Yeni Feri, yağ yok, zorluk yok. Ben evde kendi işimi kendim yaparım. Titiz de bir kadınım, hep öyle oldum. Bulaşıkları sudan geçirmeden asla makinaya koymazdım. Kurumuş lekeler bile çıkıyormuş diyenlere aldırmazdım. Ta ki kendi gözlerimle görene kadar. Türkiye'nin suyu azalıyor dostlar. Oysa biz bulaşıkları sudan geçirerek her yıkamada 57 litre, bir yılda bir göl dolusu suyu israf ediyoruz. Artık buna son verme zamanı. Şimdi soruyorum sizlere. Evde Finish Quantum varken bulaşıkları sudan geçirmeye ne gerek var? Ben söz verdim. Siz de söz verin. Kapatalım şu muslukları. Finish. Minik minik tekmeler durmaz yok. Geliyorum demez saati de yok. Öyle bir his ki benzeri yok. Yok 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 yok. Evde ilk gece geçmez yok. İstediğim zaman uyku yok. Ondan hiç ayrılmak yok. Yok 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 yok. Annelerin bebekleri için yapamayacakları şey yok. Saflaştırılmış su ve pamuk içeren Uni Baby yeni doğan ıslak pamuk mendilinde de o bebekler için sentetik lif yok. Parfüm yok. Paraben yok. Yok yok. Sentetik lif bile yok. Yok yok. Daha saf pamuk mendil yok. Türkiye'nin bir numaralı yeni doğan mendili. Biz bize yeteriz Türkiye'm. Bu zor günleri beraber atlatacağız. Şimdi Urav.com.tr'den yapılan tüm alışverişlerde antibakteriyel jel ve 10 adet maske hediye. Türkiye'nin yerli ve milli markası Urav Cosmetics. Urav.com.tr. Sigortaladım.com'a tıkla, 22 şirket arasından ihtiyaçlarına en uygun poliçeyi rahatça bul, karşılaştır, satın al. Üstelik hasar anında 7/24 yanında. Sigortaladım.com. Vegan peynirden Reyhan'a, organik pekmezden Siyez Bulgur'una. Çok güvenilir, çok hijyenik, çok taze. İstediğin her şey market fiyatına kapında.
kadife gibi yumuşacık, büyüleyici tadıyla Lipton Signature Series Soft Cashmere. Exclusively on Bein Sports. Super League. Super League. Bein Sports. İzlenir. Super League. Bein Sports'ta. Merhabalar, hoş geldiniz. Dolduruyor muyuz efendim? Kaliteli otogazın memnuna gelmişiz. Doldurmayacağız da ne yapacağız? Doldur, kendimize gelelim. İndirimli otogaz satışlarımız başlamıştır. Otogazda kalite ve uzmanlık arayanlar Shell otogaz kullanıyor. Kafası yolda hep rahat ediyor. Bozkuşlar Shell, devrik yol ayrımı Karadeniz Ereğli'de. Şehirler arası otobüs bileti satışlarımız başlamıştır. Dünyanın her yerine vize işlemlerinizi yapıyoruz. Detaylı bilgi için telefon 323-0032. Vegan peynirden Reyhan'a, organik pekmezden Siyez bulguruna. Çok güvenilir, çok hijyenik, çok taze. İstediğin her şey market fiyatına kapında. İste gelsin çok süpermarket. A Medya İletişim Hattı 0531 230 20 67. Yürüyoruz biz bu yolda, göğüs gerdik zorluklara, kendimizi bulduk, rengine tutulduk, aşık olduk biz sana. Sevilen var mı dünyada? Gücüne güç katmaya geldik, formanda ter olmaya geldik.